Ahbap bugünden merhabalar. Haftanın son işlem günündeyiz. Önemli gelişmeleri aktaracağız ve finansal piyasalardaki son fiyat hareketlerinin analizlerini yapmaya çalışacağız. Piyasaların gündemiyle başlayalım. Bugün Merkez Bankası reel sektör güven endeksini ve istatistiklerini açıkladı. Bir yandan imalat sanayi kapasite kullanım oranını da takip ettik. Mayıs'ta imalat sanayinin kapasite kullanım oranında 1 puanlık bir artış olduğunu görüyoruz. %62.6 seviyesine yükseldi kapasite kullanımı. Bilindiği üzere Nisan ayında Türkiye ekonomisinde pandeminin sert etkisi hissedilmeye başlanmıştı ve kapasite kullanımında bir miktar düşüş görmüştük imalat sanayinin. Mayıs itibariyle bir miktar yine toparlanma var, 1 puanlık. Yine baktığımızda reel kesim güven endeksinin de 10.1 puan artarak 76.9 seviyesine yükseldiğini görüyoruz Mayıs ayında. Nisan'da tabii Mart'a göre ciddi bir düşüş kaydetmişti reel sektör güven endeksi. Mart ayında da baktığımızda Şubat'a göre bir düşüş kaydetmişti. Kısacası birinci çeyreğin son ayından itibaren Türkiye'de reel sektör güveninde ve imalat sanayinde aşağı yönlü bir eğilim izliyorduk salgın etkisi sebebiyle. Mayıs itibariyle toparlanmanın başladığını görüyoruz. Bu veriyi aslında dün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla da ilişkilendirebiliriz. Dün karar metnine baktığımızda Merkez Bankası iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın Nisan ayında belirginleştiğini ancak Mayıs ayının ilk yarısına ilişkin göstergelerin kısmi normalleşme adımlarıyla birlikte dipten dönüş sinyalleri verdiğinden bahsetmişti. Nitekim dün Merkez Bankası karar metninde bu mesajı verdikten sonra bugün açıklanan Mayıs ayı kapasite kullanımı ve reel sektör güveninde de benzer işaretler görüyoruz. Mayıs ayında dipten dönüş sinyalleri var Türkiye ekonomisi için. Yine reel sektör dedik. Diğer sektörlerin güven endekslerine de şöyle bir bakacak olursak, hizmet sektöründe %10.8 yükseldi Mayıs ayında güven endeksi. Perakende ticarette %5, inşaat sektöründe ise çok daha sert bir artış. %31.1'lik bir yükseliş var. Dolayısıyla hem imalat sanayini temsil eden reel sektör güveninde hem hizmetlerde, perakende ticarette ve özellikle inşaat tarafında Mayıs ayında çok ciddi toparlanma işaretleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde reel sektör istatistiklerini, imalat sanayi kapasite kullanımını ve ekonominin diğer sektörlerine ilişkin güven endekslerinin Mayıs ayındaki seyrine de değindikten sonra bir de global taraftaki PMI rakamlarına bakalım. Dün örneğin ABD'den ve Euro bölgesinden PMI rakamlarını almıştık. Şu ana kadar açıklanan Mayıs ayı PMI'larına baktığımızda yine aynı bizdeki reel sektör güveninde olduğu gibi yurt dışında da bir miktar toparlanma, dipten dönüş sinyalleri var diyebiliriz. Mesela hizmet PMI baktığımızda Amerika'da 36.9 olarak açıklandı Mayıs ayında. Tabii burada bir düşüş var ama Euro bölgesi tarafında bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Pandeminin en sert etkilediği kıtalardan biri Euro bölgesi. Bir ara yani ABD'ye sıçramadan önce virüsün ana üssüydü ve burada hizmetler sektörü durma noktasına gelmişti. Baktığımızda Mayıs ayında 28.7'ye yükseldiğini görüyoruz. Hizmet PMI'nin Euro bölgesinde Nisan'da 12'ye kadar düşmüştü. Çok sert, tarihin en düşük seviyesini görmüştü. Bileşik PMI ise Euro bölgesinde bu ay 13.6'dan 30.5 seviyesine yükseldi. İmalat tarafında ise 33.4'ten 39.5'a yükseldiğini görüyoruz PMI rakamlarının. ABD tarafına tekrar bakacak olursak hizmetlerde bir düşüş, bileşik tarafta ise bir artış var. Bileşik PMI Mayıs ayında 26.7'den 36.4'e yükseldi. İmalat tarafında da 36.1'den 39.8 düzeyine yükseldiğini görüyoruz. Yine hızlıca örneğin İngiltere'ye bakalım. İngiltere'de de bileşik PMI 13.8'den 28.9'a yükseldi Mayıs ayında. Euro bölgesindeki ülke ekonomilerine bakalım. Almanya'da hizmet, bileşik ve imalat hepsi toparlanma kaydetti Mayıs ayında. Bileşik rakama bakalım. Yani içinde hem hizmetleri hem de imalat sanayini barındıran bileşik PMI 17.4'ten 31.4'e yükseldi. Fransa'da bileşik PMI 11.1'den 30.5'a. Avustralya'da bakalım Asya kıtasına dönelim 22.4'ten 26.4'e. Japonya'daki bileşik PMI'da 25.8'den 27.4'e yükseldi. Şimdi genel resme şöyle bir bakacak olursak az evvel Türkiye'den Mayıs ayı reel sektör güveni dedik. İmalat sanayi kapasite kullanımı dedik. Diğer sektörel güven endeksleri dedik. Bir miktar toparlanma vardı Mayıs ayında.
Keza işte ABD, İngiltere, Euro bölgesi, Almanya gibi gelişmiş ülke ekonomilerine ve pandeminin ilk çıktığı Asya bölgesindeki Japonya, Avustralya gibi ülke ekonomilerinin de Mayıs ayı göstergelerine baktığımızda bir miktar toparlanma işareti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii özellikle yurt dışı için dipten dönüş oldu demek için erken olabilir. Çünkü hala PMI rakamları 50 seviyesinin altında. Bilindiği üzere eğer PMI 50 seviyesinin altındaysa hala daralmaya işaret eder. Yani negatif bir büyüme temposuna işaret eder. Ama bir önceki aya göre bir yükseliş varsa en azından ki gördüğümüz tabloda Nisan ayına göre PMI rakamları tüm ülkelerde şu ana kadar açıklanan yükseldi. Dolayısıyla daralma hızında bir yavaşlama var ve dipten dönüşün öncü sinyalleri vardır diyebiliriz. Ama hala özellikle Euro bölgesi, Amerika, İngiltere, Almanya gibi majör ekonomilere, büyük dünya ekonomilerine baktığımızda ikinci çeyreğin devam eden döneminde de çok sert bir ekonomik daralmaya işaret ettiğini, sadece Mayıs ayında bir miktar dipten dönüş sinyalleri verdiğini bu tabloya bakarak söyleyebiliriz. Tabii önemli olan Haziran ve bundan sonraki takip eden aylardaki veriler olacak ve onu da kesinlikle pandeminin seyri, vaka artış hızının seyri, ekonomilere yönelik para ve maliye politikası teşviklerinin ne kadar işe yarayabileceği gibi gündem başlıkları belirleyecektir diyebiliriz. Ama şimdilik az evvel de dediğim gibi Mayıs ayına ilişkin veriler hem yurt içinde hem yurt dışında bir miktar da olsa toparlanmaya işaret ettiğini, umut verici sinyalleri içinde barındırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bu makro verileri, piyasa gündemini oluşturan makro verileri özetlemeye çalıştık. Bir de yorum alalım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Merve Karacaer Ulusoy'a bağlanıyoruz. Merve Hanım, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederim. İsterseniz yurt içindeki veriyle başlayalım. Bugün imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerini aldık. Mayıs ayında toparlanma işaretleri var. İşte reel sektör güveni 10.1 puan artmış, 76.9 seviyesine yükseldi. Elbette 100 seviyesinin altında olması hala olumsuz ama bu olumsuzluk azalıyor en azından baktığımızda. Yine dün Merkez Bankası da az evvel yayının içeriğinde bahsetmiştim. Karar metninde, dünkü faiz kararının karar metninde Mayıs ayında yüksek frekanslı göstergelerin dipten dönüş sinyalleri verdiğine ilişkin bir ibarede bulundu karar metninde. Bugünkü verilerin de onu teyit ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu resme baktığınızda Türkiye ekonomisi için neler söyleyebilirsiniz? Artık ciddi V tipi bir toparlanma mı var Türkiye ekonomisinde? Ne dersiniz? Evet Uğur Bey, bunu konuşuyorduk zaten. Şu anda pandemi tabii ki tüm dünya ekonomilerini etkiledi. Türkiye'de bunlardan birisi haline geldi. Ama bizde biraz daha hani sizin de bahsettiğiniz gibi yurt dışına kıyasla hem sağlık sistemimizin kuvvetli oluşu sayesinde hem de hani gerekli önlemlerin vaktinde alınmasıyla diyelim. Bir V tipi toparlanma ekonomide de bekliyorduk zaten. Keza işte Merkez Bankası'nın bu yıl 5. para politikası toplantısıydı ve 5.sinde de bir faiz indirimine gitmiş oldu. Sınırlı bir indirimdi bu 50 bas puan. Bekleniyor muydu? Evet, bekleniyordu. Çünkü şu anda hani hem arz tarafını hem de talep tarafını ekonominin toparlamamız gerekiyor ki küçük işletmelerin ya da orta boylu işletmelerin kurtarılması gerektiğini hep söylüyorduk. Burada kamu bankalarının faiz indirimi anlamında devreye girdiğini ama işletmelerin krediye ulaşımı anlamında ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Şimdi reel sektör güven endeksinde işte hizmet sektörü yavaş yavaş artık normalleşme sürecine de geçilmesiyle birlikte işletmelerin de toparlanma süreci içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sevindirici bir haber. Ama tabii burada hani enflasyonda biraz Merkez Bankası biliyorsunuz yıl sonu enflasyon hedefini 7.4'e güncelledi. Yani evet, gerçekleşen enflasyona göre bir negatif reel faize doğru gidiyoruz şu anda ama beklenen enflasyona göre genelde biz buna bakmayı tercih ediyoruz. Ve orada Merkez Bankası'nın biraz daha hamlesi vardı. Dolayısıyla bunların yansımaları, yani hani Nisan'da biz dibi gördük ama Mayıs ayı itibariyle sektörel bazda toparlanmaları göreceğiz. Yalnız burada şu da önemli. Bu hafta biliyorsunuz Sayın Berat Albayrak'ın bir toplantısı vardı. Orada da bahsettiği gibi, altı çizdiği gibi, yani bizim artık
yüksek teknolojiye geçmemiz lazım. Yani şu an faizler düşürülüyor, evet işletmeler destekleniyor ama bunun geri dönüşünü alabilmemiz için bizim artık ara malında işte dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Biraz daha teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. İçeride üretimi desteklememiz gerekiyor. Onun için belki bu pandemi bizim açımızdan bir fırsat olabilir. Çünkü Çin bizim iyi olduğumuz sektörlerde bazı payımızı almıştı açıkçası. Biz bununla ilgili işte 2000'li yıllar başvurularda bulunduysak da ilk Türkiye ihracatçılar meclisinde ama Amerika, Avrupa olsun bizi dikkate almıyordu Çin'in bu rekabet koşullarını zorlamasını. Ama şu anda hani o tarafa karşı da bir güvensizlik başladı Çin'e karşı. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda biraz ön plana çıkıyor. Bu fırsata çevirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hazır faizler düşük. Ama yine altını çizeceğim. Bizde bir de kur problemi var, kur sorunluluğu var. Kuru da stabil tutmamız gerekiyor. Çünkü özel sektörün özellikle bir kur borcu var, döviz borcu var, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kuru da istenilen seviyede biraz daha hani volatilitesini azaltarak aşağı doğru çekebilirsek, hani enflasyonda tek hane hedefimizi devam ettirirken biz aynı zamanda V tipi bir toparlanmayla hızlı da büyüyebiliriz ki uluslararası derecelendirme şirket yani Türkiye'nin büyüme rakamlarına baktığınız zaman dünya ile kıyasladığınızda dünya gerçekten çok ciddi anlamda küçülüyor. Ama Türkiye açısından öyle değil. Hani ciddi anlamda bir küçülme beklenmiyor. Bir miktar küçülüp oradan da hızlı bir şekilde büyümesi bekleniyor. Bu anlamda hedeflerimize ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Az evvel değindiğiniz ayrıntılarına Merkez Bankamız evet bir faiz indiriminde bulundu ve bu aslında toplamda 9. faiz indirimiydi. Haziran 2019'dan bugüne de toplamda 1575 bas puana ulaştığını görüyoruz faiz indiriminin. Tabii bunun kredi faizlerinin yansımasını da yakından takip ediyoruz. Özellikle arada ciddi bir ilişki var. Hem tüketici kredisi faizleriyle ilişkisi var hem de ticari kredi faizleriyle. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Pandemi sebebiyle ertelenmiş bir talep var ve parasal gevşeme devam ederken kredi faizlerinin de sanıyorum düşmeye devam edeceğini söylesek yanlış olmaz. Dolayısıyla bu ertelenmiş talep çok kuvvetli biçimde önümüzdeki dönemde geri dönüp Türkiye ekonomisini ileriye taşıyabilir mi? Ne dersiniz? Elbette bu çok önemli. Yani şu anda hani ertelenmiş bir talep var dediğiniz gibi talep tarafında da bir bozulma oldu. Ama bugün açıklanan rakamlar hani bu korktuğunuz kadar bir bozulma olmadığını gösteriyor diye düşünüyorum. Hani güven endekslerinin Mayıs ayı itibariyle toparlaması. Çünkü hani pandemi yurt dışında devam ediyor. Türkiye'de de bir miktar devam ediyor. Yani tam anlamıyla bir normalleşme sürecinden şu anda bahsedemiyoruz. Ama yine de hızlı bir normalleşme sürecine giriyoruz. Dolayısıyla bu ertelenen taleplerin İşte işletmeler korkuyordu, kredi kullanmaya da korkuyordu faizler düşük olsa da tüketici tarafında da aynı şekilde. Yani bir ne olacağının belirsiz olduğu dönemlerde tüketici de üretici de bir duruyor, durma noktasına geliyor. Ama hani önünü görebileceği koşullar sağlanırsa ekonomik anlamda bir miktar toparlanma orada da elbette başlayacaktır ve bunun yansımaları da olumlu olacaktır. Yani önümüzdeki süreçte ikinci yarı itibariyle işte havaların da güzelleşmesi, normalleşme sürecine başlanması, özellikle hele ki bir tedavi yöntemi, bir aşı bulunursa o zaman durum zaten çok çok daha farklı bir boyutlarda olacaktır. Şu an için hani bir toparlanma sürecine girilmesi açıkçası sevindirici. Ama dediğim gibi yani bu sene Amerika'ya baktığınız zaman mesela orada işsizliği çok konuşuyoruz. Hani Türkiye'de de işsizlik konuştuğumuz bir konuydu. Ama şu anda Amerika'ya bakın, Avrupa'ya bakın. Onlardaki toparlanmalar bizdeki kadar hızlı olmayacaktır. Çünkü neden? Onların sağlık sistemi o kadar kötüydü ki yani oradaki korku hemen iktisadi faaliyetin toparlanmasıyla bence geçecek gibi gözükmüyor. Yani orada insanların da psikolojisi çok daha farklı boyutlarda bir korku saldı. Çin için de aynı şey geçerli. Çin'e olan güvensizlikten bahsediyorum. Ama Amerika'daki vatandaşların, Avrupa'daki vatandaşların hükümete duyduğu veya işte oluşturulan sisteme duyduğu güvensizlik ciddi anlamda bozuldu, zedelendi. Ama Türkiye için öyle bir şey söylemiyoruz. Çünkü Türkiye'ye baktığınız zaman sağlık sistemi de yerinde. Ama biraz daha işte ekonomik aktivitede bizde bu pandemiye yakalandığımızda hani bir büyüme süreci içerisine girmiştik, bir toparlanma süreci içerisine girmiştik. Çünkü 2018'de bir kur şoku yaşamıştık. Bugün kura baktığınızda yine aynı seviyelerde, 2018'deki seviyelerde. Yani biz toparlanmaya çalışırken böyle bir pandemiyle karşılaştık. Dolayısıyla hani bunu fırsata çevirebilirsek, biraz daha içeride üretimi destekleyebilirsek, bu kredilerin geri dönüşü olursa, hani ödemelerde bir sıkıntı yaşamazsa işletmeler desteklenirse, özellikle küçük işletmeler ve işsizlik problemi
problemini de biz çözebilirsek bir anlamda hani orada enflasyondaki tek hane hedefimizden bir miktar feragat edip biraz daha büyümeye odaklanabilirsek Türkiye açısından çok daha iyi bir durum olacağını düşünüyorum 2020'nin yıl sonuna doğru. Az evvel yurt dışındaki görünüme de biraz değindiniz. Mayıs ayı PMI rakamlarını almaya başladık. Dün örneğin Amerika'dan, İngiltere'den, Euro bölgesinden PMI rakamlarına baktık. Hala 50 seviyesi altında ama bir miktar toparlanma var. Yani daralma hızı azalmış gibi duruyor. Bir yandan da tabii çok devasa teşvikler oldu. Mesela Amerika'da ciddi bir bütçe açığı var. Bu kamu borçluluğu artıyor. Bu hafta içi gelen bir habere baktık. Almanya, Fransa 500 milyar euroluk bir kurtarma fonunda anlaştı şeklinde bir haber izledik. Dolayısıyla mevcut veriler ışığında sizce bu verilen teşvikler yeterli olacak mı? Yoksa daha fazlasına da ihtiyaç var mı yurt dışı için? Biraz ihtiyaç var gibi gözüküyor. Evet, yani ciddi anlamda FED'de, Amerika özellikle, aynı zamanda yani merkez bankalarının şu an çok gündemde olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki hükümetin yani sadece bu parasal genişlemeyle olmuyor. Maliye politikalarına da ihtiyaç var para politikasının yanında. Bunu da yaptıklarını görüyoruz şu anda. Hani el birliğiyle kurtarmaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi bu bir sağlık krizi olduğu için hani bunu çözmeleri, sağlık sistemini önce bir kendine getirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla daha belki daha fazla teşviklere ihtiyaçları olacak. Yani şu anda hem talep tarafını güçlendirmeye çalışıyorlar ama bakıyorsunuz FED yapabileceği tüm hamleleri kullandı. Yani 2008'deki bilançosunu küçültmeye çalışıyordu. Ne kadar büyümüştü hatırlayın. Ama bugün geldiği noktada bilançosu 2008'e kıyasla çok daha yükseklerde ve faizler sıfıra indirildi. İşte her ne kadar bunu uygulamayı düşündüklerini söylemeseler de negatif reel faizi konuşuyorlar. Avrupa, Japonya zaten şu anda negatif faiz uygulamasında. Dolayısıyla hani yeterli olmuyor. Yani Avrupa'ya bakın -0.5 işte 1'e bile çekemiyor şu anda. Çünkü onun da başka problemler getireceği ortada. Dolayısıyla belki daha fazla teşviklere ihtiyaç olacak. Çünkü biliyorsunuz bir ticaret savaşı gündemdeydi Amerika ile Çin arasında. Kasım'da bakıyorsunuz Trump'ın Amerika bir başkanlık seçimiyle karşı karşıya. Yani sadece dediğim gibi ekonomik politikalarıyla idare edilecek bir durum değil. Avrupa kendi içerisinde çatışmalar yaşıyor. Brexit süreci yıllardır devam ediyordu. Daha bu pandemi öncesinde daha yeni sonuçlandı. İngiltere'nin çıkması, daha biz onun etkilerini göremeden, yani İngiltere'nin Avrupa'dan kopuşunun ekonomik etkilerini göremeden Avrupa ciddi anlamda ekonomik problemler yaşamaya başladı. Dolayısıyla ben onlardaki toparlanmanın çok hızlı olacağını düşünmüyorum. Uzun vadede belki evet, ama bir hızlı bir V tipi olacak diye düşünmüyorum. Belki bir U tipi, yani biraz dipte kalıp daha sonra yükselme olabilir. Çünkü işsizlik çok konuşulacak ve bu ciddi anlamda Amerika'yı hatırlayın geçmişten, yani işsizliğin yüksek seviyeleri çıktığı ve enflasyon değil, şu an orada da bir deflasyon problemi var, korku var. Dolayısıyla talep tarafını canlandıramıyor. Dediğim gibi o yüzden çok hızlı bir toparlanma o tarafta olmayabilir. PMI rakamları evet bir miktar yükseldi ama yine de o yurt dışı için 50'nin altında oluşu, yani o az bir miktar yükseliş onlar için bence yeterli bir seviye değil. Yani bu Çin'in büyümesi gibi, işte Çin %6 büyüyor ama 1,5 milyarlık nüfus için %6 nasıl iyi bir büyüme seviyesi değilse, şu andaki yurt dışı tarafındaki gelen PMI rakamları da yurt dışı için çok iyi rakamlar değil açıkçası. Son olarak size bu negatif faiz meselesini de sormak istiyorum. Çünkü iki haftadır direkt olarak gündeme girdi. Mesela FED tarafında konuşuluyordu. Gerçi FOMC üyeleri bunun uygun olmadığından bahsetti. Başkan Powell da bahsetti. Ama İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve baş ekonomisti bunun bir politik aracı olabileceğinden bahsetti. Hatta hafta içi İngiltere'deki bir bono ihalesinde negatif getiriyle ihraç olduğunu da gördük. Şimdi sizce önümüzdeki dönemde başta FED ve İngiltere Merkez Bankası olmak üzere negatif faiz denemesi görebilir miyiz? Bunun etkisi nasıl olur? Şöyle, yani FED buna karşı durduğunu söylüyor ama bir de şöyle bir durum var. Şimdi Avrupa dediğim gibi zaten bir negatif reel faiz uygulaması vardı Avrupa'da ama bu işe yaradı mı? Yani çözüm oldu mu? Aslında olmadı. Çünkü onun da ciddi sıkıntıları var. Mevduat sahibi bankaya para götürüyor negatif faiz dediğimiz zaman. Bankadan para alacağını aslında kendisi bankaya para vermiş gibi oluyor. Aynı zamanda bankanın kredi alıp verme marjı da daralmış oluyor. Dolayısıyla çok da faydalı bir uygulama olmayabilir Avrupa'da.
banka tarafı açısından. Çünkü o tarafında ekonomiyi canlandırması lazım ama negatif reel faiz uygulaması şu anda çok da geçerli olmayacaktır. Fed de bundan çekiniyor. Çünkü hani bir sermaye ihtiyacı Fed'in de olacak Amerika'nın da aynı zamanda. Ve negatif reel faiz uygulaması biliyorsunuz sermayeyi içeride tutmak açısından da sıkıntılı bir durum. Dolayısıyla bu hani doların belki güvenilirliğini bir anlamda sorgulatabilir. Çünkü başka finansal enstrümanlar da var. Görüyoruz işte altındaki yükselişi görüyoruz. Dolayısıyla çok geçerli olmayabilir şu an için. Geçerli olsa da çözüm olur mu diye sorarsınız. Olmayacağını düşünüyorum ben negatif faiz uygulamasının yurt dışı piyasalarda. Yani piyasaları kurtarmak için çözüm olmayacağını düşünüyorum. Merve Hanım çok teşekkür ederim paylaştığınız yorumlar için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, şimdi piyasalardaki son rakamlara bakalım. Fiyat hareketleri nasıl gelişiyor acaba? Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi yurt dışına paralel bir negatiflik içinde. Yataya yakın bir seyir var. Şu ana kadar %0.15'lik bir geri çekilme görüyoruz. 102.498 puanda şu an endeks. Euro-TL tarafında da yataya yakın bir negatiflik var. Günlük bazda %0.18'lik bir geri çekilme. Dolar-TL cephesinde bugün bir miktar yükseliş görüyoruz. Global çapta riskten kaçınma eğiliminin bir miktar artması, buna paralel dolar endeksinin bir miktar yükselmesi dolar-TL'yi de etkiledi. 6.80 civarında seyrediyor şu an dolar. %0.28'lik bir değişim. Euro-dolar 1.0910 seviyesinde dün 1.10'a kadar tırmandı. Oradan gelen satışlarla bir miktar düşüş görüyoruz. %0.37'lik geri çekilme. Dolar endeksi 99.50 civarında seyrediyordu dün. Bugün itibariyle toparlanıyor. Global piyasalardaki riskten kaçınma eğilimi, özellikle ABD-Çin gerilimi, birazdan ayrıntısını veririz. Dolar endeksini de yukarı doğru itiyor. %0.38'lik bir yükseliş. Son olarak sepet kura, yani TL'nin yarım dolar ve yarım euroya karşı performansını izlediğimiz göstergeye baktığımızda 7.11 seviyesi karşımıza çıkıyor. Yataya yakın bir negatiflik söz konusu. Evet, şimdi de BIST 100 endeksinin grafiği gelecek ekrana. Az evvel yataya yakın bir negatif seyir içinde olduğunu söylemiştik endeksin. Gün içi grafiğe de baktığımızda tamamen yatay ve kararsız bir seyir olduğunu görüyoruz. Dün 103.000 sınırına doğru bir yukarı hareket görmüştük. Tam olarak endeksin 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği seviyeydi. Bunun üzerinde bir kapanış olmadı ve yurt dışında da keyiflerin biraz kaçması Borsa İstanbul'da da bir miktar kar satışını tetiklemiş. Kar satışının bahanesi olmuş gibi duruyor. 102.227 seviyesine kadar gün içinde düşüş gördük. Şu anda da yataya yakın negatif seyir devam ediyor. Şimdi dolara bakalım. Dolar-TL grafiğine baktığımızda gün içinde aslında yurt içi piyasalara açılana kadar tamamen yatay 6.78-6.79 eksenli bir fiyatlama izledik. İç piyasalara açıldıktan sonra 6.80 seviyesinin üzerine yükseldi. Dolar-TL şu anda da %0.28'lik bir yükseliş var. Dolar endeksine bakalım şimdi. 99.79 seviyesinde %0.39'luk bir yükseliş var. Burada euro-dolar paritesi önemli. Endeks içindeki en yüksek ağırlığa sahip para birimi euro. Ve o dün 1.10'a kadar yükselmişti. 1.10 seviyesini kıramadı. Aşağı doğru hareket ediyor. Onun da etkisiyle dolar endeksinde toparlanma var. Ama hala psikolojik diyebileceğimiz 100 eşik değerinin altında seyrettiğini söyleyelim. Şu ana kadar gün içinde 99.81 en yüksek seviye olarak görünüyor. Euro-dolar demişken şimdi onun grafiği gelecek ekrana. Euro-dolar'da 1.09 seviyesindeyiz. Buradan destek almaya çalışıyor ki şu ana kadar gün içinde de en düşük 1.09.03 test edilmiş. 1.09 civarından destek alıp tekrar yükselebilecek mi bakacağız. Aslında kısa vadede yukarı yönlü bir trend izliyor. Bu hareket 1.06'dan başladı. Dün itibariyle 1.10'a kadar gitti. 1.10'u kıramadı, düşüşe başladı. Şimdi 1.09'da bir destek arayışı var. Bakalım bu destek arayışı başarıyla sonuçlanabilecek mi? %0.36'lık bir düşüş var. Birazdan dünya borsalarıyla devam edeceğiz. Evet, S&P'ye bakalım şimdi. S&P vadelisi gelecek ekrana. Dün %0.8'lik bir düşüş vardı spot tarafta. Bugün de vadeli tarafta %0.9'luk bir düşüş görüyoruz. S&P 500 şu an 2009 seviyesinde vadeli taraf ve spot endeks içinde bir negatif
açılış senaryosunu fiyatladığını söyleyebiliriz. Yayının başında Mayıs ayı verilerinin PMI tarafında bir miktar toparlanmaya işaret ettiğinden bahsettik. Yine işsizlik maaşı başvurularını almıştık dün. 2.44 milyon açıklandı Amerika'da. Beklentinin çok az üzerinde geldi ve son 9 haftada da toplam 38.6 milyon kişinin işsiz kaldığını görüyoruz Amerika'da COVID-19 salgını sebebiyle. Ama asıl önemli olan fiyatlamada, asıl önemli olan dinamik ABD-Çin gerilimiydi açıkçası. Hong Kong'daki baktığımızda güvenliği, kendi açısından güvenliği arttırabilecek bir yasa tasarısı üzerine çalışıyor Çin. Daha önce de Hong Kong'daki gerilim sebebiyle ABD-Çin ilişkilerinin bozulduğunu, karşılıklı sert söylemler görüldüğünü izlemiştik. Şimdi yine benzer bir meseleden dolayı ABD-Çin gerilimi tırmanıyor gibi duruyor. Ve o yüzden bugün zaten Asya borsalarında satış vardı. ABD vadelilerinde de negatif bir seyir görüyoruz. Piyasalar bir yandan ekonominin yeniden açılması, verilerin bir miktar toparlanmaya işaret etmesi, verilen teşvikler gibi olumlu katalizörlerin yukarı yönlü fiyatlamasını yaparken bir yandan da hala geleceğe ilişkin belirsizliklerin oluşturduğu endişeler ve ABD-Çin geriliminin daha da tırmanabileceğine ilişkin beklentilerin arasında bir denge arayışı içinde. O yüzden son günlerde aslında bir yukarı bir aşağı yatay bir seyir izliyoruz. S&P 500'de de gördüğümüz resim bu. Bugün için bir miktar geri çekilme var. %1'e yakın bir kayıp görüyoruz vadeli tarafta. Şimdi Nasdaq ve Dow Jones'a bakacağız sırasıyla diğer ABD endeksleri. Nasdaq vadelide de %1'lik bir kayıp var. S&P'ye paralel bir hareket görüyoruz. Şu anda da 9260 puanda vadeli Nasdaq endeksi ve spot taraf için negatif bir fiyatlamaya, negatif bir açılışa işaret ediyor. Dow Jones'a bakalım şimdi. 30 tane büyük ABD'li sanayi şirketinin hisse performansını izlediğimiz endeks ve vadeli tarafta burada da aynı S&P ve Nasdaq'ta olduğu gibi %1'e yakın, %1 civarında bir negatiflik var. 24.146 puanda vadeli Dow Jones endeksi. Bakalım gün içindeki seyir nasıl devam edecek ama şimdilik şu ana kadarki resim ABD borsalarında negatif bir açılışa, haftanın son işlem gününde negatif bir fiyat performansına işaret ettiğini söyleyebiliriz. Asya tarafına bakalım şimdi. ABD-Çin geriliminden bahsetmiştik Hong Kong'dan dolayı. Bakın Hong Kong borsası bugün %6'ya yakın bir kayıp verdi. 22.835 puanda son değer. Hong Kong'daki meseleler, Çin'in Hong Kong'da güvenliği arttırmak için bir güvenlik kanunu üzerinde çalışması, bunu açıklaması Hong Kong borsasında ciddi satışlara yol açtı. Yine Çin Şangay Endeksinde baktığımızda bugün %1.89 kayıp verdiğini görüyoruz. 2.813 puanda endeks. Japonya'da Nikkei Endeksi 20.388 puanda. Bugün Japonya Merkez Bankası'nın olağan toplantı takvimi dışında yaptığı bir toplantı vardı. Ve bu toplantıda tabii faizlere ve diğer para politikası enstrümanlarına dokunulmadı. Ama KOBİ'ler için 30 trilyon yenlik yeni bir parasal teşvik paketi açıklandı. Hatırlanacağı üzere 9 Nisan'da da FED benzer bir hamle yapmıştı. Yerel yönetimlere, KOBİ'lere, işletmelere yönelik 2.3 trilyon dolarlık bir paket açıklamıştı. Buna paralel bir hamleyi Japonya Merkez Bankası'ndan da izledik. 30 trilyon yenlik yeni bir kaynak açıkladı ekonomiye destek verebilmek adına. Ama borsa için ciddi bir katalizör olmadı. Bugün Asya'daki diğer endekslerde olduğu gibi Japonya'da Nikkei endeksinde %0.8'lik bir geri çekilme kaydettiğini görüyoruz. Hindistan'da Sensex endeksi ise %1.12'lik bir değişim kaydetti bugün itibariyle ve Hindistan Merkez Bankası'nın da bugün Asya seansında 40 bas puanlık bir faiz indirimine gittiğini izledik. Politika faizini %4'e çekti Hindistan Merkez Bankası ve bugün için borsa performansına baktığımızda %1.11'lik bir düşüş var. Güney Kore tarafında ise KOSPI endeksi %1.41'lik bir geri çekilme kaydetti. 1970 puanda görüyoruz son değerini. Hong Kong tarafında az evvel değinmiştik. %6'lık bir kayıp verdi. Şimdi Avrupa borsalarındaki haftanın son işlem gününde gelişen fiyat performansına bakalım. Burada da negatif bir seyir hakim. Yani daha önceki günlerde gördüğümüz gibi pandemi sürecinde birbirinden ayrışan bir fiyatlama yok. ABD vadelileri, ABD borsaları, Asya tarafı, Avrupa borsaları genelde korele birbiriyle benzer hareketler, aynı yönlü hareketler sergiliyor. Londra'da FTSE endeksi %1.82'lik bir geri çekilme kaydetti şu ana kadar. Frankfurt'ta DAX endeksi %1.44 geri çekildi. Paris'te CAC 40 endeksi %1.36 düştü şu ana kadar.
Son olarak İspanya tarafına bakacak olursak %0.88'lik bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Borsalardaki gün içi performans bu şekilde. Ama bir de gelin isterseniz uzun vadeli bir bakış açısıyla borsa endekslerine, özellikle gelişmiş ülke borsa endekslerine yaklaşalım. Acaba hangi gelişmiş ülke borsa endeksi uzun bir periyotta, özellikle biz burada 2008 başlangıcını aldık. Yani 2008 global finansal krizinin başladığı yıldı hatırlanacağı üzere. O tarihten bugüne acaba hangi gelişmiş ülke borsa endeksi en iyi performansı gösterdi? 2008 baz yılını 100 kabul edersek endeks değeri için, aradan geçen 12 yıllık zaman zarfında S&P 500'deki 100 değerinin 211'e yükseldiğini, yani %111'lik bir performansa işaret ettiğini görüyoruz. Diğer borsa endeksleri, örneğin Nikkei 225, Japonya'daki temel hisse senedi endeksi, 2008'deki 100 değerinden 2020'de dün itibariyle 147'ye gitmiş. Onu takip eden FTSE 100 endeksi var, İngiltere'den 97'ye düşmüş. Yani 2008'e göre İngiltere borsasının aslında daha düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz performansı anlamında. Ve onu diğer bir gelişmiş ülke borsa endeksi STOXX Europe 600 endeksi, Avrupa'daki hisse senedi piyasaları için temel performans göstergesi. O da 2008'de 100 kabul edersek 2020'de 105'e gelmiş. Yani %5'lik bir yukarı performans göstermiş gibi görünüyor. Yani şöyle özetleyecek olursak, 2008 finansal krizi Amerika'da çıkmıştı. ABD'deki konut balonundan kaynaklanan bir finansal krizdi. Ama aradan geçen 12 yıllık süre zarfında en iyi performansı hala ABD borsasının sağladığını, Avrupa, İngiltere ve Japonya ile, yani diğer sanayileşmiş gelişmiş ülke hisse senedi piyasalarıyla karşılaştırdığımızda en iyi performansın ABD'de ve S&P 500'de olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde hisse senedi endekslerine ve piyasalara da değindikten sonra emtia cephesine bakalım şimdi. Altın ons grafiği gelecek ekrana. Altın ons tarafında 1737 dolardayız. %0.59'luk bir yükseliş var şu anda. Dün bir miktar geri çekilme görmüştük gümüş sebebiyle, gümüşteki düşüşten dolayı. Bugün bir miktar toparlanma var. Şimdi gümüşe bakalım. Onun gün içi grafiği gelecek. Gümüş tarafında dün %2'ye varan kayıplarla karşılaşmıştık. Bugün de aslında yataya yakın negatif seyir devam ediyor. %0.23. Aslında haftanın 4. işlem gününe gelene kadar, yani ilk 3 işlem günü diyelim, %12'ye varan bir yukarı yönlü performansı vardı bir haftalık bazda. Ama son 2 işlem gününde bunun bir kısmını geri verdi. Bugün itibariyle de baktığımızda 17 dolar seviyesine yakın, yataya yakın negatif seyir devam ediyor. Tabii altın, gümüş, değerli metal cephesinde sürekli birbiriyle mukayese edilen enstrümanlar. Şimdi bir de altın-gümüş rasyosunun son durumuna bakalım. Altın-gümüş rasyosu son dönemde altındaki sert yükseliş sonrasında 126'lı seviyelere kadar yükselmişti. Bu seviyeden düşüşe başladı. Hatta hafta içinde bir ara 100 seviyesinin altını test etmişti. Şu anda 101-102 civarında seyrediyor ve son günlerde aslında hala aşağı yönlü bir eğilim var. Yani altın ve gümüşün mukayeseli performansına bakacak olursak, gümüş son günlerde bir miktar daha iyi performans göstermeye başladı. Eğer bu görünüm devam eder ve altın-gümüş rasyosu belki de kanal desteği olan 84-85'li seviyelere doğru geri çekilme potansiyeline sahipse eğer, önümüzdeki dönemde gümüş için belki de parlak performans görebiliriz. Altına göre belki de daha iyi gidebilir. Şimdi ona ilişkin de gümüş ons grafiğimiz var. Günlük bazda baktığımız geniş bir zaman aralığında. Onu rica edeyim arkadaşlardan. Evet, hafta başında 200 günlük hareketli ortalamasını sert biçimde kırmıştı. Az evvel gün içi grafiğini yorumlarken bahsettik. Aslında hafta ortasına kadar da %12'ye varan bir performansı vardı haftalık bazda ve 17 dolar 63 sente kadar gitmişti. Bu seviyeden düşüşe başladı. Şimdi soru işareti, acaba 200 günlük ortalaması üzerine tutunacak mı? Birazdan stratejist Cüneyt Baksoy'a bağlanacağız. Kendisine de soracağım. Acaba onun grafikleri, onun teknik analizi neye işaret ediyor? 200 günlük ortalaması üzerinde tutunacak mı gümüş? Ve önümüzdeki dönemde yükseliş eğilimini koruyabilecek mi? Bunu da merak ediyoruz. Çünkü gerçekten altın-gümüş rasyosunun durumuna baktığımızda gümüş epeyce bir geride kalmış duruyor altına göre. Şimdi değerli metal cephesini bu şekilde özetledik. Biraz da enerji tarafına bakalım. Ham petrol grafiği gelecek ekrana.
ABD tipi ham petrol 31 dolar 66 sent seviyesinde şu anda ve son bir aylık grafiği yansıtıyoruz. Ve grafik bize şunu işaret ediyor. 27 Nisan'daki 12 dolarlı seviyelerden baktığımızda 34 dolarlı seviyelere doğru sert bir tırmanma var. Son bir ayda gerçekten petrol piyasasında gerek Amerikan tipi ham petrolde gerekse de Brent petrolde kayda değer yükselişler izledik. Örneğin son bir ayda Amerikan tipi ham petrol yaklaşık %94'lük bir yukarı yönlü hareket izlemiş. Brent ise yaklaşık %61'lik bir toparlanma kaydetmiş. Bir ara ABD tipi ham petrolün vadeli tarafında negatif fiyatlamalar dahi görmüştük. Ama ekonomilerin yeniden açılmasının tartışılması, bir yandan OPEC'in arz kısıntısı ve ABD'de de üretimin azalabileceğine ilişkin işaretler petrol piyasasına ciddi toparlanma getirdi. Hatta hafta içindeki veriyi de hatırlatalım. Amerika'da ham petrol stokları son veriye göre yaklaşık 5 milyon varillik bir azalma kaydetti. Yine Baker Hughes'un açıkladığı sondaj kuyu verilerine de baktığımızda ABD'deki kuyu sayılarının da azalmaya başladığını görüyoruz. Yani petrol üretim faaliyetlerinin azalabileceğine ilişkin de öncü işaretler var. Bakalım bu genel görünüm hem arz hem talep tarafında petrol piyasasındaki yükselişi destekleyebilecek mi? Biz de merakla takip edeceğiz. Evet, ham petrole ilişkin bu detayları da paylaştıktan sonra şimdi stratejist Cüneyt Paksu'ya gidelim ve piyasalardaki son fiyat hareketlerine ilişkin yorumlarını alalım. Cüneyt Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, sevgili Uğur. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Önce ABD tarafından S&P ile başlayalım isterseniz. Hafta içinde bir ara işte 2940'ın üzerine yükseldi ama son iki işlem gününde bir miktar aşağı geldiğini görüyoruz. Piyasadaki bu kararsızlığı neye bağlarsınız? ABD için gerilim mi yoksa başka temel dinamikler de olabilir mi? Ve hala burada da yön yukarıdır diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Şimdi senle son yayında da belirttik hareket tepki. Yani tepkiden kalıcı yükseliş sürecine dönmek için önümüzde biraz daha zaman var. Ara ara tepki hareketleri içinde sen de bilirsin sindirme, soluklanma tadında hareketler olur. Henüz aşağı yönlü bir sinyal de almadık grafiklerde. Öyle belirgin bir sinyal de yok ama tabii ki ABD-Çin ticaret savaşının ikinci fazı. Bana göre birinci faz anlaşmayı yaptılar ama şimdi ticaret savaşının ikinci fazını konuşuyoruz ve daha kuvvetli bir süreç. Amerika Birleşik Devletleri virüs etkisini de baz alarak çok daha kuvvetli bir şekilde Çin üzerine gitme kararlılığında. Bu çok net. Zaten tazminat, yaptırım vesaire bunlar konuşuyordu. Şimdi şirketler üzerinden gidiyorlar. Hatta daha geçenlerde hem Trump'ın hem de Kongre'nin yasal süreçte aldığı kararlar, söylemler önemli. Çin şirketlerine ABD sermayesinin ulaşması engelleniyor. Engellenmek isteniyor. Bu çok önemli. Yani özellikle sigorta fonlarının, farklı kurumsal fonların Çinli şirketlere yatırım yaptığını çok iyi biliyoruz. Özellikle startup tarafında Çinli şirketler ciddi dolaylı finansman sağlıyorlardı bu işten. Şimdi o kanalı da kesmek istiyorlar. İşin bu boyutu da çok önemli önümüzdeki dönem. Hatta global ölçekteki sermaye piyasaları hareketleri anlamında, sermaye piyasalarının geleceği anlamında da önemli adımlar. Eğer bunlar devamlılık arz edecekse, kalıcı olacaksa. Ama bir yandan Trump seçim döneminde aşağı yönlü çok net bir borsa hareketi de görmek istemez. Onun için ben ABD için gerginliğinin ara ara yükseleceğini ama daha çok ABD kamuoyuna yönelik ve ABD'nin çıkarlarına yönelik bir süreç olarak işleyeceğini, ara ara da molalar verileceğini düşünüyorum. Tabii Çin'in de buna vereceği cevap önemli olacak. Bir de Hong Kong çıktı ki bugün Asya tarafındaki hareketler ABD vadelilere de yansıdı. Orada da Çin'in güvenlik sebebiyle ek önlemler alması. Ama teknik olarak baktığımızda S&P üzerinde seninle 2953.000 eşiğinden bahsetmiştik, psikolojik eşik. Aslında net seviye orada 2940-2950 gibi gözükse de ihlaller olması noktasında bir bant vermek gerekiyorsa 2953.000 demiştik. Oranın üzerine kalıcı gelmedikçe zaten hareket biraz daha momentum kazanmayacak. Belli bir bant içinde. Aşağıda da bizi bekleyen 2906'ın 2800-850, daha uzun vadede de 2670-2700 gibi eşikler var. Oralar zaten hatta 2500
oralar kalıcı test edilip geçilmedikçe ben yatay hareketin bir müddet daha devamını öngörüyorum. Zaten kalıcı yükselişe geçiş için S&P 500 endeksine kalıcılıktan kastım daha kalıcı. Hani daha açılmaya oynayan ekonomilerin bundan sonraki hasar tespiti sonrası gelecek beklentilerine odaklı bir S&P 500 göreceksek %261.8 FIBO seviyesi 3075'ler, 3100'ler. Oralara doğru ve oraların üzerinde kalıcılık bize rekor getirmişti. Yine oralara doğru bir hareket, oraların üzerinde kalıcılık bekleriz. Ama yatay hareket bile bence mevcut durumda virüs sürecini kontrol etmek için önemli bir kazanım. Bu kadar paranın en azından realize olduğunu görmek açısından. Hani ekstrem bir gelişme beklemiyorum kısa vade için. İkinci bir virüs dalgası ya da ABD ticaret savaşı, Çin ticaret savaşında çok ekstrem bir haber başlığı dışında. Onun dışında herkes kendi hikayesine bağlı olarak ABD borsalarından da aldığı kuvvetli hareketine devam edecek. S&P 500'de dediğim gibi yukarı gitmek için henüz erken ama aşağı yönü de pek gitmek istemeyecek. Biraz sıkışacağız gibi geliyor bana. Sevgili Orhan. Bu hafta bir yandan da gözümüz değerli metal cephesindeydi. Gümüşte önemli bir hareket görmüştük hafta ortasına kadar. Son iki işlem gününde bunu biraz geri verdi. Altın hala yükseliş trendini koruyor sanıyorum. Siz de aynı fikirdesinizdir. Baktığımızda altın-gümüş rasyosu da 126'ya kadar yükselmişti. Son günlerde yüzlü seviyelere de geldi. Acaba bu gümüş lehine hareket devam eder mi? Ne dersiniz? 200 günlük ortalamasının da üzerinde gümüş hala tutunuyor. Ne dersiniz? Önümüzdeki dönemlerde gümüşte daha iyi performans görebilir miyiz? Ya mümkün Uğur. Çünkü çok geride kalmıştı. Daha önce daha korele bir piyasa vardı. Sen de takip ediyorsun. Yani uzun bir süredir son dönemde altın gümüşten koptu yukarı yönlü ve gümüş geride kaldı ve bu piyasada ciddi bir beklenti getirdi. Çünkü eski alışkanlıklar var. Belli retorikler üzerinden gider piyasalar. İstatistiksel hafızalarını kullanırlar. Şimdi yine böyle bir beklenti var ama tabii gümüşün farklı bir özelliği altının güvenli liman ve emtia gömleğini çift taraflı giyiyor ama gümüşün biraz daha yukarı yönlü inmesi için bu açılma senaryolarının pozitif tarafta devam etmesi. Yani ikinci bir dalgayla kesilmemesi. Bu hem makro taraftaki veriler için hem ekonomilerin tamamı için hem de emtia tarafı için petrol başta olmak üzere gümüşe kadar uzanan perspektif herkes her emtia grafiği için önemli. Gümüş için de önemli. Talepte ılımlı bir iyileşme görülme beklentisi de eklenirse bu hikayeye hem altının arasındaki farkı kapatması yani korelasyonun biraz daha eski haline doğru gitmesi hem de gümüşün dediğin gibi 200 günlük üzerinde prim yapma ihtimali 20-25'lere kadar bir prim potansiyeli ben teknikte görüyorum. 17 maksimum 15 altına gelmedikçe gümüşün yukarı yönlü seyri potansiyel olarak masada duruyor. Zaten altında farklı. Düzeltme gecikiyor. Her seferinde yeni bir etkiyle 1730 üzerinde güç kazanma hareketi görüyoruz. Ama 1730 önemli bir FIBO. Orası da %76.8. O 1900'lerden 1050'lere düşüşün düzeltme seviyelerine baktığımızda önemli bir eşik 1730. 1770'lere kadar gittik ama tekrar 1730 mıknatıs gibi çekti. 1670-1680 aşağı gelmedikçe altında da yön yukarı. 1730'larında güç kazanım ikinci hafta ile beraber geçen hafta öyle kapamıştık. Teyit edilirse bir kez daha 1750-1770'de denenebilir. Bu gümüşe de ek bir destek verir tabii ki sevgili Uğur. Ve size tabii petrol piyasasında sormak istiyorum. Haftanın son işlem gününe geldik ama şöyle bir aylık periyotta baktığımızda Amerikan tipi ham petrol yaklaşık %94 yükselmiş. Brent petrol de %61'lik bir toparlanma yapmış. Yani son dönemde arz talep tarafına da baktığımızda verilere işte Amerika'da üretimin yavaşlayacağına dair sinyaller var. İşte Baker Hughes'un sondaj kuyu verileri buna işaret ediyor. Stoklar düşüyor. Bir yandan işte ekonomilerin yeniden açılması tartışılıyor. Bu çerçevede baktığımızda petrol piyasasında yukarı hareket devam edebilir mi sizce? Temel hikaye kısa vade için destekliyor gibi. Çünkü neticede OPEC ve OPEC dışı ülkeler anlaşmış durumda. Son derecede kararlar. Hele Suudi Arabistan eskisi gibi bir sürpriz yapacağını ben beklemiyorum. Ekonomisindeki daralmaya karşı aldığı son önlemleri de baz aldığımızda iyi bir petrol fiyatına ihtiyacı var. Ve Rus
şey hakeza öyle. Neticede petrol arz eden her ülke için, petrol ihraç eden her ülke için bu fiyat seviyeleri, hatta biraz daha yukarı fiyat seviyeleri optimum. Bu rasyonel beklenti Amerika Birleşik Devletleri için farklı değil. Daha önce daha çok düşmeye oynayan bir ABD başkanı, düşüşe oynayan bir ABD başkanı vardı Trump. Çünkü baskı kurabiliyordu ama şimdi dinamikler değişti. Virüs her şeyi değiştirdi bu noktada. Denge noktasına ilerlemesi ve o bölgede sürdürülebilir bir performansı bekleniyor petrol tarafında. Hem şirketler için, hem petrol ihraç eden ülkeler için, hem de global finans piyasası için oldukça kritik önemde. Çünkü virüsten sonra en büyük şoku biz petrol fiyatları üzerinden yaşadık piyasalarda, biliyorsun, ikinci etki olarak. An itibariyle bir gebin dolma ihtimali var. Brent petrol tarafına bakıyorsak $40-45 dolarlar gap bölgesi. O bölgeye doğru potansiyelini koruyor olacaktır. Çok ekstrem bir haber akışı gelmedikçe. Fakat ben oranın kalıcı olarak da geçireceğini sanmıyorum. Yani neticede virüs süreci ne zaman bitecek, ikinci dalga gelecek mi, talep ne kadar, ne süreçte güçlenecek, bu sorulara cevap arayacak piyasa. O sorulara cevap gelmeden tepki hareketleri oluşsa da 40-45 dolar, hatta üzeri 50 dolarlara kadar bu tepki olarak kalacaktır. Ben daha çok 30-40 dolar bandı içinde bir dengelenme bekliyorum petrolde. Ama 30 dolarların altına da inmesini pek istemeyecektir ülkeler. Bu yönde müdahaleci olacaklardır. Piyasada pek zaten grafiklerinde görmek istemeyecektir ama yine de duygusuz deriz seninle hep. 30 dolarların altı işlem yapanlar için özellikle petrol tarafında kısa vadeli stop gibi düşünmeli, özellikle yukarı yönlü beklenti içinde olan yatırımcılar için sevgili Uğur. Yurt içi piyasalardaki yorumlarınızı da almak isteriz. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün 103 bin üzerine kadar bir hareketlenme yaptı ama orayı kıramadı. Siz de tabii kesinlikle bakıyorsunuz, 200 günlük ortalamanın geçtiği seviyeler kabaca 103 bin civarı. Buradaki zorlanmayı nasıl yorumlamak lazım? Bankaların da endekse verdiği katkı düşmüştü son dönemde. Acaba BIST 100'de önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyebiliriz? 103 bin üzerine kıracak bir potansiyel var mı sizce? Şimdi potansiyel S&P 500 endeksi geri çekilme yaşamayacaksa, yatay içinde kalacaksa ve biz önümüzdeki döneme dair swap beklentilerini koruyacaksak, burada bu dengelenme oldukça Merkez Bankası'nın da faiz indirimleriyle ekonomiye verdiği desteği de baz aldığımızda yukarı yönlü hareket mümkün. Buna bankaların da katılımı mümkün. Tabii yabancı pek desteklemiyordu son dönemdeki hareketleri. Özellikle son birkaç aylık tepki hareketi içinde de yabancı etkin değil. Ne zaman yabancı tekrar Borsa İstanbul'da realize olur? O biraz virüsle ilgili, global süreçle de ilgili. O zaman tabii daha farklı bir senaryo konuşabiliriz ama kendi iş dinamiklerimizle bakıyorsak ve duygusuz bakıyorsak, dediğim gibi 200 binlik üstel ortalama 103 bin civarında. Oranın üstünde de 106 bin var. O senle konuştuğumuz 200 sene geçilmeyip geçirdikten sonra bizi 125 binlere taşıyan, rekor seviyelere taşıyan önemli eşik. 103-106 bin bandı potansiyel olmaya devam edecek önümüzdeki dönem içinde. Çok ekstrem bir borsa satışı olmadıkça global taraftan bizi etkileyecek. Kendi üzerimizde de banka hisseleri ciddi geri kaldı. Senin dediğin gibi daha çok ikinci hisselerde, sanayi hisseleriyle bu hareket oluştu. Onun için zaten inmesi biraz daha kısa kalıyor son dönemde. Her ne kadar 82 bin, 102 bin, 20, 21 bin puanlık primi bize gösterse de 103 bin üzerine çıkmak için, 103-106'ya girip hatta üzerini denemek için bankacılık sektöründe gelmesi lazım. TL bazlı bankacılık sektörü endeksinin 21 günlük ortalama üzerine çıkma önemli olacak orada. Eğer bankacılık endeksi 21 günlük ortalamalar üzerinde 50 günlük ortalamalara doğru hareketlilik kazanır, yani %3, %5'lik potansiyel minimum getirirse, biz 103-106 bin bölgesine girişi ve onun üzeri için 106 bin geçiliyor muyu konuşuruz. Ama şunu unutmayalım, büyük resimde 50-200 günlük hala kırmış durumda. Bu durum devam ediyor. Her hareket tepki olarak etiketleniyor. Bütün dünyada olduğu gibi. Aşağı yönlü hareketlerde duygusuz olacaksak, özellikle 101.500 altında 100 bin psikolojik eşik, ama altta 21-50 günlük birbirine çok yapıştı. 21-50 günlüğü de kırmak üzere bu arada yukarı yönlü. Bu tepkinin güçlenmesi anlamına da gelebilir. Hani duygusuz olacaksak 99-99.500
aşağıda. İlk bölge 97-98'de daha önce çalışan bölge. Oraları sıralı stop olarak düşünmek lazım. Bütün pozisyonlar için, özellikle de son dönemde pozisyon açanlar için, yönü yukarı düşünenler için, 103 üzerinde 106 hedef düşünenler için. Ama 106'nın üzerinde kalıcılık için de biraz daha görünümün temel hikayede pozitif olması gerektiğinde altını çizelim. Bankaların yalnız güç kazanması momentumlu olursa o zaman daha farklı bir senaryo konuşabiliriz. Cüneyt Bey, çok teşekkür ederim paylaştığınız değerli yorumlar için. Ben teşekkür ederim, yayınlar. Teşekkürler. Evet, stratejist Cüneyt Paksoy'dan da yorumları aldık. Böylelikle programın sonuna geliyoruz. Öğleden sonra şirket raporunda tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.